Evet arkadaşlar, Alafkes'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Teknik aksaklıklarımızı umarım halletmişizdir. Bakacağız halletmiş miyiz? Hemen ufak bir kontrol ediyorum. Kayıttayız. Bugünkü konuğumuz Emre Baş. Emre Baş biliyorsunuz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kendisini Alafkes'in eski versiyonunda da konuk olarak almıştık. Emre ile dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor, yaklaşık 3 yıl oldu diyebilir miyiz? 2021'den beri. 2021. Emre benim İstanbul'a taşındığım zaman ilk tanıdığım kişilerden birisi. Hatta ilk kişi. Taşınmadan. Hani taşınmadan. Yani 3 sene. 2021 Mart ayıydı sanırsam. Evet. Tabii Şubat ayında ilk videoyu çekmiştik. Sonra Mart ayında ben taşınmıştım. Benim için de İstanbul macerası başlamıştı. Emre ile dostluğumuz birazcık eski. Allah Allah. Mazimiz derin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın öncelikle? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok şükür her şey yolunda. Senin nasıl gidiyor buram? Şükür, şükür kovalamaca. Bir podcast çekelim dedik tekrardan senle. İyi yaptın, iyi yaptın. Konsepti beğendin mi? Konsept çok iyi. Değil mi? Konsept güzel. Çok iyi. Işıklar mışıklar. Aynen. Her şey yerinde, tadında. Her şey tadında. Şu an herhalde bir off-cycle dönemindesin. Şu an off-cycle Michael yok. Direkt size düştü. Size düştü. Şu an kilo düştü, size düştü. Şu an tamamen dinlenme. Şu an komple, şimdi Emre ile ilgili şöyle bir konu var. Ben de bunu seni tanıdığımdan beri hep görüyorum. Sen sürekli belli aralıklarla her yıl ilaç kullanımı komple kesiyorsun. Değil mi? Komple kesiyorum. Tamamen kesiyorum. Yani aynen. Bizim gibi cruise, blast takılmıyorsun ama direkt komple ilacı kesiyorsun. Şimdi buradaki noktada bu sendeki bir alışkanlık mı, yoksa bunu yapmanın bir sebebi mi var? Bu hani senin iyileşmenin etkisine... Anladım. Hani neden yani bunun sana iyileşmene etkisine her sene yaptığım bir durum bu nereden geliyor, onu merak ediyorum. Şimdi şöyle Blast Cruise yaptığım oluyor fakat tamamen bıraktığım dönemler genelde yarışmadan sonra oluyor. Aynen, her sene bir yapıyorsun. Aynen, yarışmadan sonra tamamen bırakıyorum. Tamamen böyle bir reseptörler rahatlasın, işte vücut kendine gelsin. Bir normal insan hormon dengesine dönelim istiyorum. Çünkü bu işi uzun seneler yapmak istiyorum. Açıkçası bu şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tamam, şimdi bu dönemde kas kayıpları oluyor ama bu çok hızlı geri gelen bir şey. Yani ben mesela atıyorum rebound'dan sonra 106 kiloydum. Şu an 99 kiloya düştüm. Şu anki hani 6 haftadır, 1,5 aydır naturalim. 99 kiloyum. Bir önceki cycle'a başladığımda 93 kiloydum mesela. Yani buradan bile kazancı görebiliyoruz aslında. Hani üstüne koyamıyor değilsin. Bu dönemde de koyuyorsun. Yani bu dönemde çok böyle antrenman yapasın, beslenme yapasın da gelmiyor ama yaptıkça da blast'a geçeceğin zaman için yatırım Anladım. Oluyor öyle söyleyeyim. Peki bu komple kesme dönemiyle kuruz döneminde kan değerlerinin iyileşmesi bazında bir farklılık var mı sence? Mesela daha hızlı mı iyileşiyorsun? Yani senin düşüncen ne bu konuda? Yani? Ya da ne gözlemledin? Yani daha mı hızlı iyileştin? Ne oldu yani bu komple kestiğin dönemde? Ya kan testi aslında benim hani çok böyle bozuk takıldım olan tamam. Şey değil. Ama mesela kolesterole bakacak olursak kolesterol kesinlikle tamamen kestiğinde çok daha iyi bir konuma geliyor. Hmm. Yani kolesterol bildiğin normale dönüyor diyebilirim. Herhangi bir mesela cruise dozda bile kolesterol oynayabiliyor bende. Zaten blast da genelde bozuk oluyor ama bu dönemleri o yüzden biraz da yapmak istiyorum. Hani iyice böyle... Ne kadar bir süre kesiyorsun? 10 hafta falan mı? Yani şu an yeni bir yarışma planım olduğu için 6 hafta kafi Peki, olacaktır. Ha, yarışman olmasa yeni mesela... kan testi aldım mesela. Evet. Kontrol İyi ettim. Her şey normal. Evet. Doğal yollar bile açılmış öyle söyleyeyim. Aynen. Ki beklemiyordum yani. Ki PCT yapmadın yani. PCT yapmadım. Sadece HCG kullandım. Bir de hani o kadar blast süresinin üzerine 5 haftada açılacağını beklemiyordum açıkçası. Evet, garip. Peki yarış olmasa daha bunu uzun tutar mıydın 6 haftada? Kesinlikle yani 6 haftadan 10 haftaya kadar bekleyebilirdim yani. Ya tabii şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi ilaç kesmenin kuruzda dayalı sıkıntısı, tamam belki daha hızlı iyileşiyor olabilirsin. Ben bunu gözlemlemedim çok çünkü deneyimlediğim bir durum değil ama görüntünde de radikal bir değişiklik oluyor. Sonuç olarak çok geriye gidiyorsun. Sende de öyle bir durum oldu. Var. Olmuştur. Ama işte burada mesela o mantaliteyi nasıl korudun? Çünkü hani baktığın zaman aynaya gittiğin zaman hani natürel haline yakın bir şeye dönüyorsun. Belki de natürel haline dönüyorsun çok uzun tutarsan. Evet. Burada mesela hani nasıl hala aynı hevesi koruyorsun? Çünkü bizim için zor. Biz yıllardır hani şimdi yüksek size'larda gezdiğim için keza sen de bundan 5 ay öncesine kadar paramparça 92 kilo muydun? Kaçtın? 90 neyse. 90 kilolarda 90 kilolarda podyum yaptın. Yani hog görüntüden şimdi ilacı kestiğin zaman hani mental olarak bir ufak bir uyuşmazlık oluyor. Bunun üstesinden nasıl geldin? Ne diyorsun içinden? Ya self-talk ne bunun arkasındaki? Şimdi aslında şöyle, ben bunu sürekli yaptığım için bunun geri dönüşünü de bildiğim için o psikolojiyi kaldırabiliyorum. Fakat bir de şu şekilde ilerliyorum. Bir anda mesela ilaçların hepsini tamamen kesmiyorum. Azalta azalta bırakıyorum.
Sonra hani zaten böyle bir düşüş dönemine giriyorum. Bir anda düşmüyorum, öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş düşüyorum. Gözüm alışıyor, alışıyor, alışıyor. Yavaş yavaş düştüğün aynen, içinde yani bu sonra bir anda da hani aynen. Bir anda kestim dedim, hani atıyorum çok düşük dozlara geldim de artık ondan sonra kesiyorum. Anladım. Bir şey kalmıyor. Hani görüntüde kademeli bir düşüş olduğu için sen de çok fazla etkilenmiyorsun o zaman, öyle mi? Evet, biraz ama görüntü öyle. Bayağı değişiyor. Bir de evli barklı adamız şimdi baktığında beni alan almış, beğenen vermiş adam. Bundan sonra kimse beğenmese ne olur, anladın aynen, mı? Aynen. Çok da önemli çok değil benim için. Yani sonuçta dönüşünü aynen. De bildiğimiz için aynen. Sıkıntı olmuyor benim. O güzel bir mantık çünkü mantalite, çünkü yapılması zor bir şey. Emekli olduğun zaman da baktığın zaman bodyciler 35'inden sonra falan hani ilaç kullanımını kestikten, komple kariyeri bitirdikten sonra hani o en iyi hallerinden bir anda o sedanter normal beyaz yakalı haline geldiği zaman insanın o mental bağlaştırmaya kurması zor. Hani bu çok büyük başarı. Aslında sen de bir nevi kendini buna alıştırıyor olman ileride belki emeklilik döneminde seni hiç zorlamayacak ya bir şey. Bir de aslında şöyle bir şey var. Mesela atıyorum 40 yaşında bir adam veya 35 yaşında bir adam ilacı tamamen bıraktığıyla şu an benim bıraktığım aynı olmayabilir. Çünkü ben 25 yaşındayım. Hani hala genciz, anladın mı demek istediğimi? Evet. Hani daha... Aynen. Tabii zor bir iş. Peki bunu mesela yapmanın arkasında çocuk, mesela genelde çocuk düşünen insanlar hani böyle PCT ya da işte atıyorum ilaç komple kesme bodycilerde yani... genelde hani birisi yapıyorsa hani çocuk düşüncesi oluyor. Senin böyle bir düşüncen yok ama sanırsam. Yani şu an için... Sen daha çok hani nasip olursa. Nasip olursa. Olursa. Ama şöyle, şimdi yakın zaman için açıkçası ben de düşünmüyorum hı-hı. Çocuk. Çünkü çocuk çok büyük bir sorumluluk. Alınması gereken bir kart var. Ekonomik özgürlüğe bir ulaşılabilmek gerekiyor. Tabii. Hani böyle her şeyi bir rahatlatmak gerekiyor ki çocuk olsun. Hani sonuç olarak o da sefaret çekmesin. Aynen. Biz de uğraşmayalım. Hani yarışıyoruz, aynen. Gidiyoruz, ülke değiştiriyoruz çünkü, anladın mı? Bir de şimdi annesine yük zaten çocuk. Hani babadan aynen. Çok annesine yük. Ya baktığın zaman senin de ilgilenmen gerekiyordu diye tahmin evet, ediyorum. Ama yani işte, hani o yüzden sen de hani yarış hazırlığındayken son 5-6 hafta kendinden işte başka hiçbir şeyle ilgilenemiyorsun evet, zaten. O kafalarda çok zor. Yani ileride belki birkaç yarış yaptıktan sonra hani belki oturtabilir bir kafa ama dediğin gibi belki bir sene sonra falan ekonomi, carçut bunlar da çok önemli faktörler. Ya peki ben birazcık da hani senin ilaç komple kesmenin birazcık ilaç kullanmak seni rahatsız ediyormuş gibime geliyor. Evet. Ben mesela seni tanıdığımdan beri hani ilaç kullanmayı sevmiyorsun. Hani ödem sevmiyorum. Sıkıntısı keza bir yana hani ilaç kullanmak senin hoşuna giden bir şey değil. Kesinlikle. Belki verdiği etki eyvallah ama ilaç kullanma kısmında hani belki de o yüzden de kesiyor olabilirsin diye düşünüyordum ben. Hatta tekrar başlarken tribe giriyorum kanka. Mesela o iğneyi falan. Ha. Peki bu mesela ilacı sevmemen hani sağlıksal mı yoksa ne bileyim hani o sürekli enjeksiyon böyle hani ya saçma... Bilinç altında yatan sağlıksal problemler aslında. Yani yaparken hani koruyucularımızı alıyoruz, ediyoruz, hani kontrollerimizi yapıyoruz. Hani bir şey olmuyor Allah'a şükür hani. Ama hani tabii her zaman yine de, bir risk var. Her zaman bir risk var. Bu ayrı mesele. Kimse aynı değil. Aynen. Ama hani düşünüyor insan, anladın mı? Anladım. Zaten böyle yarışmaya yakın en son kafayı kırıyorsun. Şey oluyor. Ana Allah. Tabii bir de rahatsız eden bir durum. Sürekli şimdi... Yani belli bir tam ilk sene belki senin için çok keyifli geçiyor. İlk başta başladığın zaman ama sonrasında artık sürekli bir şey yapmak, anladın mı? Sürekli onun takibini yapmak, enjeksiyon konusunda bahsediyorum. Bir de benim mesela, ilaçlardaki en büyük sıkıntım, sözünü kestim orada. Evet, kusura bakma. Ödem. Ödem. Evet, Emre'nin öyle benim, bir sıkıntısı. Yani yoksa kullanırım ben, anladın mı? Hani aynen. Ödem ya yani ben... Aynen. Emre'nin ödemden bana bir sıkıntısı var. Bu arada hani bunu çok şey kötü. Sanmayın. İşte markadır, carçut falan filan kullanabilecek en kaliteli ürünleri dahi kullansa yani her zaman. Evet. Yani de ödenmesi büyük ihtimalle onun bağışıklık biraz sistemi. Yapısal herhalde. Bağışıklıkla alakalı olabilir. Yapısal bağışıklık. İyi güzel. Peki bu şimdi dinlenme dönemi bittikten sonra güzel bir yarış sürecine gireceksin değil mi? Yarış takvimi peki belirledin mi? Çünkü ya aslında kafanda ben en ufak tefek bildiğim bir tane garanti var. Garanti olmayanlar onu da var. Onu söyledin mi hiçbir yerde? Söyledim mi bilmiyorum. Söyleyelim, sıkıntı yok. 22 Haziran'da İtalya'da bir yarışma var. Amatör olimpiya mı? Aynen. Yok, amatör olimpiya değil, tek kart var. Çok iyi. Sena İtalya'yı da görmek istediği için ben de gitmişken hani çok iyi. Bir yarışma yaparız diye. Güzel İtalya'yı bir nokta. Cebe koydum. Yani İtalya kesin. Ha. Peki yarış seçerken kesiyorum başka var tamam. Mı? Yok. Başka var mı? Var da söyleyecektim. Ha, söyle. Söyleyeyim mi? Söyle söyle. Tamam. 25 Mayıs'ta Polonya var. Oraya evet. Muhtemelen giderim ama gitmeye de bilirim. O tamamen şeye bağlı. Bir de bir ay var arasında iki yarışmanın ya. O biraz tamam. Canımı sıkıyor. Hadi bunlar da olmadı diyelim. Bu ikisinde olmadı diyelim. En kötü Portekiz'de var 7 Temmuz'da. O amatör olimpiyası. O benim olimpiyası. Yarıştığım yarış evet, bu arada. Güzel. Portekiz'e... Ben de bu arada Emre'nin yarışmalarından bir tanesini, iki tanesini inşallah gelmeyi düşünüyorum. İtalya özellikle gelmek isterim. Orayı da gezmek istiyorum çünkü. İtalya mı? Milano'da. Milano aynen. Peki yarış seçerken neye dikkat ediyorsun? Şimdi dedin ya mesela Sena İtalya'yı görmek istiyor. Bu senin için bir kriter mi? Mesela atıyorum, aslında öyle değil. Mesela atıyorum baktığın zaman yarış takvimine ya... İşte İtalya var. Ya ben İtalya'yı görmek istiyorum. Burada yarışayım. Bir kriter mi senin için? Yoksa ekonomisi mi? Yani pahalı tutup tutmaması mı? Uçak bileti mi? Ne senin için kriter? Amatör olimpiya olup olmaması mı? Yoksa
şimdi insanlar bunları merak ediyor. Hani çünkü sen uzun süredir bir NPC'de yarıştığın için mesela sen ya da çevrende insanlar yarıştığı için biliyorsun yani. Neler senin için kriter? Hakemler mi kriter? Hani bunlardan bir ufak bahsedersen. Ya aslında şöyle hani şimdi Sena İtalya'yı görmek istiyor dediğim hani o birazcık şey. Aynen. Gitmiş yani zaten göreceğiz ama benim için şöyle düşünüyorum. Biraz saçma olabilir belki izleyenler için veya yarışanlar için. Şimdi hayatımızda bir kere pro kart alacağız. Ben birinci olarak almak istiyorum. Aa, o yüzden amatör olimpiye tercihim çok. Amatör olimpiye çok tercih etmiyorum. Hep bu, tek kart yarışmalara gidiyorum. Bu senin için bir kriter hepsinde mesela. Hepsinde de ikinci olduk. Aynen. Şey olarak overall'da ikinci olduk. Hani üç kart diye gitseydik belki almıştık şu ana kadar ama ben diyorum ki hani birinci olalım. Hani en kötü zaten Portekiz'deki olimpiye hani amatörde hani overall'da belki birinci oluruz alırız falan. Aynen. Anladın mı? Evet. Ama şey en büyük kriter ekonomi. Yani mesela atıyorum İspanya düşünüyordum. Haziran'ın başında İspanya'da var. Ama çok pahalı. Evet o da bir İspanya aşırı pahalı. Hani mesela diğerleri o kadar yormaz. Mesela Polonya yormaz muhtemelen. Ama İspanya nereden baksan Polonya'nın 3 katı 4 katı ayağım bana çarpıyor. Yani. Onunla ilgili de bir soru var. Şimdi bütçede yani şöyle bir yerin pahalı olup olmaması da bir kriter. Peki tabii. Bunlar herkesin aslında tahmin ettiği şeyler. Peki mesela şeye bakıyor musun? Ya hakeme bakıyor musun? Bakıyorum. Kim düzenliyor bakıyor musun? Mesela Prag'daki yarışı hakeme göre seçtim ben. Hakem Olimpiya'nın baş hakemi Steve'di. Daha yani, adaletli belki. Ya şimdi abi şimdi o adam seni puanlıyor anladın mı? Aynen. Ben onun önüne çıkmak istedim sonuç yani. Sonuç onlardan bir feedback de alabilme ihtimali onun var. Önüne çıkmak istedim ben hani çünkü o adamın yani Olimpiya'nın baş hakimi artık işin sonu. Son hani bölüm sonu canavarı deneyebilirim. Ondan feedback aldım ben anladın çok mı? Çok güzel bir şey doğru. Çok güzel bir şeydi benim için. Kendimi geliştirebilmem açısından çok iyi bir şeydi. Peki bütçe olarak mesela geçen sene en çok harcadığın yarış ne hangisi? Bunun takibini tutuyor musun yoksa? En çok harcadığım yarış Prag'dır herhalde. Prag. Mesela takribi bir rakam söyleme ihtimalin var mı? Yani. Uçak bileti dahil. Şimdi iki kişi. Hazırlık masraflarını katmıyorum. Sadece uçak bileti, yarışma katılım masrafı. Orada hani Prag'da geçen süre içerisinde harcadığım para mı? Dört günde bir süre. 70 falan bulmuştur. Aynen. 70. Yani 65, aslına 70. Bakarsan çok ciddi paralar. Çok ciddi para. Yani şöyle, bu hazırlık süreci dışında hazırlık ama kanka süreci yani. Zaten hazırlık anladın süreci. Mı? Zaten hazırlık süreci ayrı bir dert. Evet. Yani ayrı bir olay, ayrı bir stres kesinlikle. Bir de hazırlık süreci boyunca baktığın zaman işinden de geri kalıyorsun. Evet. O da hani belki para kazanmamak bile seni geriye atıyor. Yani çünkü işinden geri kalıyorsun, koşuluk açamıyorsun. Tabii. Halsizsin, çok fazla bir şey yapamıyorsun. Aslında işin bütçe konusu çok önemli. Özellikle bizim için. Belki Avrupa'da mesela ben Portekiz'de Alman bir arkadaşım vardı. Orada tanışmıştım. Ya çocuk mesela Avrupa'da başka bir yerde yarışmış. Nasıl geldin dedim. Kanka treni atladık geldik dedik. Bir de bizde vize derdi de var yani. Vizeye de para veriyoruz. Vizeye parayı ver. Vizenin stresi ayrı zaten falan filan. Ama maddiyat büyük ölçüde önemli. Yani evet. Yarış seçerken önemli bir kriter bence. Çünkü hani şöyle düşün. 3 yarış yapsan bunlardan hani atıyorum birinde pro oldun. Belki pro yarışma yaptın. Hani gerçekten senin için iyi bir miktar parayı bırakmak oluyor. Evet, hani o yüzden çok mantıklı değerlendirilmesi gereken bir konu bence de yarış seçme. Yani sonuç olarak araların hani aralıklarındaki süre de çok önemli. Kesinlikle. Çünkü ona göre hazırlık süreci. Ona göre hazırlık süreci yapıyorsun. O yüzden bütçe gerçekten bu yarışlarda bence de çok önemli bir faktör. İnsanları zorlayan bir nokta. Evet. Özellikle bizim için daha da sıkıntı ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı. Peki şu zamana kadar gittiğin NPC yarışlarında gerek izleyici gerek yarışmacı olarak en beğendiğin organizasyon hangisiydi? Şehir olabilir, organizasyon Prag. Olabilir. Prag mı? Prag. Yani. Ama şey Rusya Prag. Da çok güzeldi bu arada biliyor musun? Hani Rusya'nın etkinliği çok. Etkinlik çok güzeldi. Tek sıkıntı Rusya konuşuyordu. Yani İngilizce bile konuşulmuyordu. Evet, oralarda biz Rusya'ya nasıl anlayacağız da yani. Doğru. Oranın dil sıkıntısı olabilir. Bana geliyor oradan suka biletler falan diyor. Bir şeyler diyor. Epic Prag. Ne oluyor lan? Kendini bıraktı mikrofon. Evet, teknik aksaklık bu olsun bu sefer. Sıkıntı. Nefesin ağır bastı yani. Hayır, nefesim ağır bastı. Peki Prag senin için yani şehir mi daha güzeldi yoksa organizasyon mu? Organizasyon. Bu arada çok organizasyon güzeldi. Da çok popüler sporcuların geldiği bir organizasyon. Kesinlikle. Neydi böyle bir şey yani salladım. Evels. Artık aynen. Ya, organizasyon mükemmeldi. Hakem mükemmeldi. Aynen. Peki en çok keyif aldığında Prag mıydı yoksa en çok keyif aldığın mesela overall'da ikinci olduğun bir yarış mıydı? Gerçi Prag'da da ikinci oldun. Galiba orada da iki ya da üç olmuşumdur Prag'da overall'da. Aynen. Ya o Prag'dı ya. En çok keyif aldım en beğendiğim Prag. En iyi formum da oradaydı çünkü. Aynen. Prag da Avrupa'daki güzel şehirlerden birisi. Evet. Zaten bir günde gezebiliyorsun her yeri yürüyerek falan. Güzel bir yer. Aynen. Ucuz da birazcık herhalde. Çok ucuz değil Türkiye mi? Gibi diyebilirim. Tamamen aynen. Türkiye gibi diyebilirim. Not bad o zaman. Mesela burada atıyorum kahve 70 lira mı? Orada da 75 kron. Aslına baktığında bir tık daha pahalı Türkiye'de. Ya birebir değil ama para. Yok. Anladım. Ya birebir nokta bir. Kron mu geçiyor peki? Euro ile mi ödedin? Kron mu geçiyor? Kron geçiyor. Euro değil. 1.10 TL ile de zaten baktığımda. Ekonomi çok yakın. Aynen. Çok yakın o zaman. Etmet, tavuk. Tavuk
260 kron. Onlar şaşırmış kanka bizim. Bakma. 260 Türkiye kilosu. Türkiye çok daha iyi orada. Bak Türkiye pırağı takar bu arada. Öyle mi? Tabii. Pırağı takar mıyız? Takarız. Geçtik onları. Pırağın herhalde birazcık da tarihsel yapılar falan mı? Evet evet. Yani en ucuz şey orada alkolmüş zaten. Bizim o bize gelmez. O bize su alkolden daha pahalı falan. O bize yani gelmez. Badici işin kötü bir yer gerçekten. Alkolün pahalı. Bize tavuğun aynen ucuz olduğu yer lazım. Avrupa'da tavuk nerede en ucuz acaba? Bilenler yorum yazsın. Tavuk önemli bir faktör. Kanka tavuk zaten bak, birincil tavuk, protein kaynağı. Birincil protein kaynağı. Pirinç her yerde ucuz bence dünyada da. Ya pirinç koymuyor biliyor musun? Pirince verdim para. Yani pirinç. Bu arada pirinç ucuz diyoruz ama. Baldo gerçi, pirinç 100 lira mı oldu? Baldo pirinç. Reis marka buradan reis marka. Reis selamlar. Baya pahalı. Yani gerçekten baya pahalı. Evet evet baldo pirinç şaşırır. Basmati ile arasında uçurum vardı. Yasmin, yasmin falan olur alıyorsan o daha pahalı yani. Evet. Garip gerçekten. Pirinç piyasasında bir garip çalkalanmalar var. Evet. Ben hatırlıyorum yani eskiden çok 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 ucuz alıyorduk yani pirinç. Falan öğrenci döneminde kırık pirinç alıyordum 2,5 liraydı böyle bir kilosu hatırlıyor musun? Ben zaten o zamanlar baldoymuş yok bilmem ne ben giriyordum. Allah'ım. Pilavlık pirinç, kırık pirinç, bilmem ne pirinç, alçık. Gerçekten bu arada siz de hani aynı makro aynı kalori aynı. Hani illa böyle baldo yemek zorunluluğunuz yok. Öyle. O yüzden. Belki hani o zamanlar tavuk falan da ucuzdu gerçi bizim ülkede de. Ucuzdu. 15 liraya hindi, 750 gram hindi aldığımı hatırlıyorum. Evet. Hatırlıyor musun? Migros'ta evet onu konuşmuştuk bir kere daha seninle. İndirime giriyordu, evet, alıp evet, depoluyordun. Buzluğa atıyordun. O depolayan kişi bende. Gene yapılabilir aslında. Mesela indirime ucuz tavuk bulunursa yani bulursanız. Tarih yakın oluyor genelde. Tarih yakın olacak. Oluyor. Aynen onu alıp buzluğa atacaksın belki vesaire vesaire ama. Evet, zehirlenme riski. Şu an kilosu ne kadar tavuğun? Kilosu ben 160 alıyorum. 160. Yani. Bu arada sen ucuza alıyorsundur. Kasaptan tanıdık alıyorum. Kasaptan. Ya çok da ucuz almıyorum. Piyasa fiyatı herhalde. Öyle mi? Piyasa yani. 160. Market A101'de geçen baktım 175 mi neydi ya? A101'de. Of çok fazla. Ben kasaptan hizmet de alıyorum hani yağlarını kestiriyorum evet falan filan yani. Geçen sene 110 falandı ben yarışma hazırlığına başladığım zaman bak. 110 mu? Aynen. 110 muydu 100 müydü? Kanka ben çok 15-20 liraları bildiğim için. Of 10 liraları biliyorum. O zamanlar ben hazırlanıyordum. Ben işte annem diyordu işte gelirken tavuk var mı evde arıyordum yok diyordu. 10 liraya mı vardı mesela ya gidip kasaptan tavuk göğsü alabiliyordum. Yani bir gün şunu hatırlıyorum. Samet'le Migros'a girdik. Yulaf 3,5 lira olmuş. Sinir krizi geçirmiştim. Almamıştım yulaf. Çıkmıştım markete. 3,5 lira olmuştu yulaf. Şimdi kanka, 35 lira mı? 35 lira mı? Evet. Of. 35 oğlum, çok fazla. Sen yemiyorsun değil mi yulaf? Ben yulaf yemiyorum. Ben yesem de fiyatlarına çok bakmıyorum. Niye? Çünkü insanın psikolojisi mental bozuluyor. Şimdi bakıyorsun mesela bir ara bazı şeylerin takibini yapıyordum böyle. Ne bileyim giriyorum mesela. Ulan bir dahaki girişinde gene artmış anladın mı? İnsanı mental olarak kötüye sokuyor. Ya daha ucuz yulaflar da var bu arada ama evet şey. Ya işte şu da bir uğraş olmamalı. Bir de şu bir uğraş olmamalı. Sürekli hani bir şeyin biz ucuzunu mu arayacağız abi anladın evet mı? Ya markete evet girdiğin zaman aslında alabiliyor olman lazım. Belki ama işte bu sıkıntılardan dolayı her şeyin ucuz yollusu. Trend yoldan pirinç, trend yoldan yulaf. Bilmem ne badem ezmesini kendin evet yap vesaire vesaire. Bunlar sıkıntılar gerçek. Peki şimdi senin için kart o zaman önemli bir nokta. Geçen sene de zaten bunu evet belli ettin yani. 3 yarış yaparak. 3 yarış mı? 3 yarış yaptık. Peki Pro Kart'tan sonra hedefin ne? Yani Pro Kart senin için ne ifade ediyor? Mesela Pro Kart senin küçük yani küçüklük demeyeyim. Uzun yıllardır aklında olan bir şey mi? Gayet bir Pro Kart. Yoksa ya bir alayım bir title olsun mu? Yani senin için Pro Kart'ın ya anlamı ne? Pro Kart aslında benim için bir şeydi ya. Çok uzak bir şeydi benim için bundan birkaç sene önce. Hayal hani olarak mı bakıyordun? Lan nasıl alacağız? IFBB Pro Kart NPC tarafı benim için şeydi evet yani. Hayal. NPC'de yarışabilmek de hayaldi bu arada. Bu Türkiye'deki herkes için aynen hayaldi. Şu an 30 sporcu var mıdır TR? Yok abarttım. Ne o? Pro olan 20 sporcu vardır bence. 20 net var 30 da 30'a yakındır ya. Öyle mi TR? Bayağı var bayağı oldu ha yani. Ya bundan 3 sene önce ben Emre ile ilk tanıştığın zaman hani ilk kartı Furkan almıştı evet, düşün. Furkan almıştı. O zaman yani o zamanlar hayaldi şu an. İlk kartı da değil bu arada. O zaman da 5 tane pro vardı ama şey mensuzlikte hiç yoktu. Ha öyle mi? Tabii. Ay, bir pro var mıydı? Vardı. Aa evet işte, Ersin abi vardı. Ersin Adaklı vardı işte. Tamam doğru. Serdar Akdoğan falan. Serdar abi falan vardı doğru. Ha, aynen ama hani gençler arasında tabii, yaygın tabii, bir şey değildi. En yakın Ersin Adaklı'ydı. Ya, şu an mesela yani antrenman yaptığımız arkadaşlarımızdan pro olanlar çok fazla yani çok bu iyi fazla, bir şey. Tabii. Kaplancan. Aynen Kaplancan mesela. Senin için bu ne ifade ediyor? Mesela ne yapacaksın? Ya şöyle yani mesela ben çok uzak görüyordum kendimi hı-hı dediğim gibi. Hani nasıl olacak falan diye. Aslında Rusya'ya giderken de çok özgüvenli değildim açıkçası. Hı-hı. Hani ne olacak, ne edeceğiz falan diye. Güzel de bir yarışmaydı aslında. Baktım overall'da 5 dakika yarıştık. Son 10 saniyesi beni ikinciliğe attılar, bitirdiler. Hani çok yakındı. Ben de dedim ki niye olmasın, bir daha yarışayım. Faslı olmadı, 3. oldum hı-hı orada. Ondan sonra Prag'da tekrardan çok yaklaşınca artık şey oldu yani, umut oldu. Hani alabilirim dedim yani. Tabii alabileceğin zaten kendine
Aynen. Kendine kanıtlamış aldıktan oldun. Dışarıdan sonra... baktığı zaman belki birazcık bariz bir şeydi ama hani insanın kendine bunu göstermesi tabii ayrı bir motivasyon. Hedefim şey ya, olimpiyaya çıkabilmek. Ha, pro karttan sonrasını kesin düşünüyorsun yani. Tabii, şimdi tabii, bazısı tabii vardır der ki mesela. Ya benim için mesela pro kart şu an bir hedef. Sonrasını asla düşündüğüm bir durum değil. Ama mesela senin için pro kartı alıp hani sonrasında bir olimpiya stajında yarışma gibi bir hayal söz konusu, evet, o zaman. Bu çok ya güzel bir şey aslında. Kaplancan çok güzel bir yorum atmıştı benim Prag'daki fotoğrafıma, postuma. Şu an yaptıkların hani pro kartı aldıktan sonrası için yatırım diye. Gerçekten ben de böyle bakıyorum. Hani şu an yarışıyoruz ediyoruz. Hani kartımız yok ama bir yerde bence kopacak o, evet, şey. Yani kartı, evet, alacağız. Ya baktığın zaman ondan çok sonra... ucundasın zaten. Ucunda kesinlikle bir sporcusun yani. Ya bir de yani üst, yani yarıştan yarışa üstüne koya koya gidiyoruz. Kesinlikle. Hani aynen, ona da geleceğim. Geliştiriyoruz falan filan. Evet, doğru diyorsun. Güzel, senin için güzel bir sezon olur umarım. İnşallah, beraberce geçiririz. İnşallah. Peki mesela sence hani dedin ya yani pro karttan sonrası için bir yatırım olarak şu yarışlar. Evet. Her yarışta bir eksiğimi görüyorum falan filan. Peki mesela sence fiziğinde şu an en çok çalışmaya ya da en çok dikkatini verdiğin nokta neresi? Sırtın hakemlerden mı aldığın bir feedback var mı? Onu çok merak ediyorum. Sonuçta hakemlerle içi dışlısınız mesela. Genelde IMPC'de çok uzun süre yarışan. Şimdi Rusya'da aldığım feedback kol ve omuz çalışmadı dediydi bana. Aynen. Oradaki hakem. Bir de hani sırtın biraz daha gelişebilir demişti. Hı-hı. Prag'da her yerin çok orantılı, çok iyisin. Belin çok ince. Hani sırtın falan hani, sordum eksik mi? Değil dedi. Sırtın da çok güzel gözüküyordu dedi. Hatta hepsini tek tek saydı. Bütün adelemi tek tek saydı. Çok iyi, çok iyi. Tek sıkıntı ne dedi? Birazcık daha soft. Yani biraz soft kaldın. Yani overall'a göre dedi. Hani şampiyon olan çocuk. Çünkü çok büyüktü. Ve çok doluydu. Arkada zaten bisküvi misküvi yiyordu. Bayağı bir dolmuştu. Yani sadece biraz daha adele hani biraz daha yüklemeyi belki farklı yapabilirdim. Öyle. Anladım. Yani ya senin için o zaman şu an eksik gördüğün bir nokta yok. Genel anda overall bir size mi almaya çalışıyorsun? Evet, kesin. Yani aslında çok da büyüme dedi bana yine. Size'ın da iyi dedi ama işte birazcık daha dediğim gibi dolu olmam lazım. Mesela bunun için ne değiştirdin peki antrenmanlarında? Yani ya mesela, aslında şöyle. Bu, mesela sürekli bu aralar temel egzersizleri yapıyorsun. Evet. Bu senin için neden mesela? Temel egzersizleri bu arada neden yapıyorum onu söyleyeyim mi? Neden PCT mesela? Döneminde, dinlenme döneminde değil mi? Gücümü kaybetmemek için. Aynen. Mesela Blast'a geçeceğiz ya tekrar. Temel hareketleri çıkaracak mısın? Temel hareketler çıkmayacak yine. Bir süre daha devam edeceğim fakat temel hareketleri ben yarışmaya bir ay kala, bir buçuk ay kala sakatlık olmasın diye çıkartıyorum. Senin için, bu arada Emre için temel hareketler hep olan şeyler değil mi? Bench press, barbell row. Bench, row falan sürekli aynen yaptığın şeyler aslında. Aynen. Değil mi? Bunlar hex. Evet. Yani bir squatlar falan yapıyorum. Onları yapıyorsun yani temel. Çok yüklenmesek. Yani temel hareketleri yapıyorsun. Peki antrenman sistemi mesela senin için, şimdi antrenman mesela senin için, antrenman sistemi senin için ne mesela? Dikkat ettiğin noktalar mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Mesela senin için antrenman, bir antrenman programını iyi yapan ne mesela? Hani yoğunluk mu, set sayısı mı mesela, hani anladın mı? Senin için kilit noktalar ne? Temel taşları ne? Bunu merak ediyorum. Ve yıllarca biraz, mesela 3 sene önceki antrenmanla şu anki antrenman aynı mı? Yoksa keyfe göre mi hareket ediyorsun mesela? Şimdi birazcık açıklayayım. Birazcık da old school açıklayayım bunu. Salona giriyorum. Tamam mı? Modum nasıl o zaman? Hani nasıl? Bakıyorum. Bugün diyorum, geçen hafta mesela bench press yapmışım. Bugün yapabilir miyim? Kas ağrım var mı? Yok. Tamam, yapabilirim belki. Yani o moddaysam yapıyorum ama çok böyle modum düşük, halsiz, uykusuz falansam mesela bench press yapmıyorum da gidiyorum makine bench press yapıyorum. Hani birazcık daha safe oynuyorum. Hani şey, birazcık daha hissiyat odaklı. Ama kesinlikle benim antrenmandaki en temel şeyim geçen hafta yaptığım ağırlığın altına düşmemeye çalışıyorum. Güzel. Yani onu arttırmaya çalışıyorum. Temel taşlarından bir tanesi o zaman aynen ağırlık takibi aynen diyebiliriz. Ya yani takipten ziyade hani basıyorum. aynen. Peki savaşıyorsun. Peki mesela bir set tekrar falan filan onlara zaten takılmıyorsun. Hissiyat gene. Ya aynen aynen. Aynen. Kimisinde belki bir set daha yapasın geliyor, yapıyorum. Peki mesela 2 sene önce çok spesifik değiştirdiğin bir şey var mı? Çok yok. Kanka mesela şunu. Ha şöyle. 2 sene önce mesela İşte göğüste atıyorum şu kadar set yapıyordum artık o kadar yapmıyorum gibi bir spesifik var. Böyle net bir kesin. Ne mesela? Daha fazla set yapıyordum. Mesela atıyorum belki bir antrenmanım 20 set 25 aynen set oluyor. Şu an azalt... 15 set anladım olabilir. 15-16 set takılıyor ama şey hepsi tükeniş değil bu setlerin. Anladım. Hani ısınmaları saymıyorum hani yaptığım setler 10-15 set arası oluyor genelde şu an. Zaten yarısılıkta da böyle gidiyordu. Çok fazla set yapmamaya çalışıyorum ama yaptığım setlerin de hakkını vererek yapıyorum. Yani anladım. Aynen. Ya çok fazla da hareket yapmıyorum artık. Aslında belli hareketler üzerinde ilerliyorum. Ya senin için temel taşı güç o zaman diyebiliriz. Temel hareketler. Kesinlikle güç. Yani temel hareketler, güçleniyorsan gelişiyorsun. Kesinlikle. Benim de sonuna kadar katıldığım çok basic ama çok efektif bir cümle. Güçleniyorsan güçlü kas, büyük kastır. Evet. Bir
Tabii bu kadar basit değil olay. Şimdi yorum gelmesin diye bunu söylüyorum. Bu kadar basit değil ama temel bazda çok eğer değişeni var. En süzgeçten geçire geçire indirgenseniz buna indirgeyebilirsiniz. O zaman bir ağırlık, bir temel ağırlık hareketler. Kesinlikle. Birazcık daha set sayısını azalttığım bir dönem ve genel anlamda hissiyat, otoregülasyon. Bugün yorgunsan daha senin için sinir sistemine daha az yoracak bir harekete geçtiğim. Mesela senle ilk tanıştığımız zamanlar benim kas beyin koordinasyonu belki göğüs için, kol için falan iyiydi ama sırt için değildi. Mesela onu da son bu 1,5 senedir falan çözdüm diyebilirim. Sırtın gelişmesinin de en büyük nedeni odur yani. Kas beyin koordinasyonu çok önemli. Mind muscle connection. Mind muscle connection. Çok iyi. Evet. Bu şimdi bench press, chart falan bunların hepsini flash gym'de yapıyorsun. Evet. O biraz flash gym kamp da iyi. Flash yani, gym orası mesela, kamp. Şimdi flash gym Emre'yi takip eden arkadaşlar için şimdi belki sizin için de çok yakın, yani tanımadığınız orayı için. Benim sanıyorlar. Senin sananları biliyorum. Evet, kesinlikle. Bugün geçen bir arkadaş benim geldi takipçi Fashion'a. Dedi Emre abinin de salonuna gittim falan. Dedim ne? Yani Flash Gym'e gitmiş. Flash Gym şimdi Emre için çok önemli bir salon değil mi? Doğru kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Yani senin için şöyle. Şimdi tabii ki de ben de mesela Fashion'ı çok seviyorum. Hasan abimi çok seviyorum. Benim yani salon benim için salonum dediğim bir yer. Ama senin için Flash Gym mesela farklı bir bir olay var yani. Peki mesela bu senin Flash Gym bu kadar senin için özel kılan ne kanka? Bunu merak ediyorum. Yani oradaki mesela insanlarla olan ilişkin mi? Uzun süredir orada antrenman yapıyor oluşum mu? Çünkü alışkanlık mı? Hani farklı bir durum mu? Hani nasıl bir ya senin için Flash Gym nerede? Neden bu kadar? Şimdi bunun aslında birçok sebebi var. Hı-hı. Ama en temel sebeplerini anlatacağım. Ben çok uzun zamandır 2016'dan beri Flash Gym'e gidiyorum. 2015-2016'lardan beri. Bir kere aile ortamı, yani Burak abi, Olgun Hoca vesaire, hep aile ortamı, sürekli muhabbet dönüyor ediyor ama hani bunların hepsini bir kenara bıraktım. 2018'de ilk defa yarışma hazırlığı yapacağım da. Şimdi bizim salon old school bir salon. Olgun Hoca bizim Ahmet Enönlü var ya, Ahmet Enönlü'nün salonunda yetişmiş. Aynen, Ahmet Enönlü'nün himayesinde yetişmiş bir adam. Olgun Hocamıza da selamlar buradan. Selamlar. Böyle olunca da eskiden çok büyük bir dayanışma varmış yarışmacılara. Mesela bir hareketi yapıyorsan yarışmacı geliyorsa oraya bırakır gider misin? Veya işte ağırlıklarını taşır mısın? Veya işte ne bileyim hani para toplar mısın, onu yollar mısın falan böyle. Eskiden racon. Çok büyük bir dayanışma, bir racon varmış. Şimdi bizim salonda hala bu racon devam ediyor. Mesela herhangi bir yarışmacı geldiğinde falan belirtirse eğer. Şimdi dolmasın da bir anda. Hani şey yardımcı olduğunu anladın mı? Geliyorlarmış. Bütün yarışmacılar baş. Ama bu böyle bir şey değil bu arada. Evet. Şimdi o senin tabii, samimiyetini bilecek. Tabii kesinlikle. Şunu anlatacağım. 2018'de ilk yarışma hazırlığını yaparken beklemediğim bir yardım, anladın mı? Sürekli. Aynen, hani normalde salonda... Peki o zamanlar o kadar samimi miydin Burak abiyle falan? O kadar değildik tabii ki. Aynen. Sürekli destek yapıyorlar, yardım ediyorlar. Benim o zaman durumum iyi değil mesela. Salona geliyorum. Normalde salona üyelik yaptığında bir kere giriş yapabiliyorsun günde. Hani ben sabah geliyorum, öğlen geliyorum, akşam geliyorum falan. İki kere falan kargo yapıyordum günde, öyleydi. Bana işte Olgun Hoca o zaman şey demişti. Ne suya para veriyorsun, ne salona para veriyorsun. Sadece yarışmaya hazırlanmana bak. Salon senin, al anahtar. Pazar günleri de gel aç, antrenmanı yap. Böyleydi. Çok iyi. Burak abi, şimdi 4 tane çocuğu var. Evet. Hayat şartları bizlere göre çok daha zor. Kesin, aynen. Parasız da o zaman biliyorum. Aynen. Çıkardı cebinden bir gün mesela, ben tuvalete gitmiştim. Çıkışlarında beklemiş tuvaletin. Hemen bir 100 lira, o zaman 100 lira da iyi paraydı. Çok iyi. 100 lira al bunu dedi, işte yarışacaksın sen. Duygusal bir olsun falan. Anladın mı demek istediğimi? Yok kesinlikle. Yani evet, bunlar çok derin olaylar. Aile ortamı benim için. Bunlar çok derin olaylar. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman belki çok fazla samimi, yani böyle, yani tabii ki de samimi geliyor ama senin için çok anlamlı olduğunu %100 eminim. Bunlar tabii. Şimdi o zamanki kafalar da çok farklı, biliyor musun? Yani o zaman böyle değiliz. Aynen. O zaman ben daha çocuğum ya. Yani. 19 yaşında yarışmaya hazırlanıyorum ben. Aynen. Param yok. Çalışmıyorum. Hani ailemin durumu ağam şahım değil. Yani Allah'a şükür alıyoruz, ediyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Hani bana çok destek oldular. Sağ olsunlar. Her şeyimi onlar yapmıştı o zaman. Anladın mı demek istediğimi? O zaman çok değerli bunlar benim tabii için. Tabii onlar o zaman çok. Bir de onların hani böyle şeyler düşünüyor olması, bu samimiyette hissetmeleri çok farklı. Yani senin için bunun gibi bu arada tonla olay vardır. %100 eminim. Yani ben Ronnie Coleman'ın olayı gibi oldu. Ben bu arada Flash Gym mesela senin kadar çok sık gitmedim. Gitmiyorum. Benim için uzak çünkü. Ama ben mesela hani Burak abi olsun. Özellikle Burak abi olsun. Hani zaten samimiyetin gerçekten insanların orada farklı. Evet. Tabii sen onlar için daha farklısın. Sizin aranızdaki ilişki daha farklı. Ama ufacık bir süre geçirsen bile zaten aradaki farkı anlayabiliyorsun. Senin için bu kadar anlamlı olmasını anlıyorum. Orada sen bir aile gibisin aslında. Evet. Aile gibisiniz. Birbirinize destek oluyorsunuz her konuda. Sen de keza oraya onun insanlara destek olduğun konular vardır. Güzel bir mevzu. Gerçekten. Evet. Flash Gym bir ailedir diyebiliriz o zaman. Kesinlikle. Yani inşallah Flash Gym'e bir şey olmadıkça inşallah sen oradasın. Vallahi 31 senedir ayaktayız.
Peki ileride bir salon açar mısın mesela? Şimdi ben şimdi sen salonculuğu seviyorsun çünkü. Ya evet. Salonculuğu seviyorsun dedim hani. Salon mesela Flash Team senin çok için seviyorum. Önemli. Senin için önemli. Aynı hani orayla ilgilenmeye falan seviyorsun. Mesela bir salon açar mısın? Ya benim hayalim aslında salonum olsun. Onu diyeceğim. Böyle bir mesela böyle bir hayalim var mıydı diye var. Yazmışım buraya. Çünkü hani çünkü var. Mesela seni kafamda canlandırdığın zaman hani diyorum ki mesela Emre'nin semtten aramızdan birisi. Emre'nin %100 eminim ki bir salon açma hayali vardır diye düşünüyordum. Var. Var değil mi? Var ama yani şu an ekonomik şartlarda biliyorsun. Tabii sıkıntı imkanı ama yok böyle yani. Bir hani düşüncem var. Kesinlikle var ama bir de mesela şöyle. Şimdi Flash Team de var. Anladın mı? Ne yapacağız? Belki Flash Team 2'yi açarsın. Flash Team 2 bak şube olabilir. Yani. Bu olabilir. Ya vallahi ne bileyim. Mesela ben şu an taşınmıyorsam da Flash Team yüzünden. Yakın mı? Evet. Salon, bu arada salonun eve olan konumu bir bizim sporcular için çok önemli. Çok önemli. Ya ben mesela şu anki tuttuğum evi de hani bir gerçek çepa. Salonun yanında evi, tutmuşsun zaten. Salon, önce salonu tuttuk. Bizim için çok önemli çünkü günün her gün oradasın. Evet. Geri geliyor hani belki... Günde iki defa oradasın. Aha işin orada. Öyle olunca senin o konum konusu çok önemli. Çok belki önemli. Normal birisi için ya bugün McFit'te yaparım diyebilir ya da bugün farklı bir McFit'te yapabilirim diyebilir ama bizim için salon gerçekten bir ofis gibi, evet. iş yeri gibi bir farklı bir ortam. Oradaki insanlarla ilişkimiz. Ben mesela bazen ne bileyim modum kötü oluyor. Salona gidiyorum. Mesela tanıdık 3-5 çocuğu görüyorum. Muhabbet sohbet. Yani muhabbet sohbet. Onlar antrenman yapıyor. Ne bileyim spot veriyoruz, konuşuyoruz falan. Bir anda benim için farklı bir dünya açılıyor yani. Anladın mı? O sosyallik, o hani aramızdaki arkadaşlık bağları, ne bileyim o muhabbet, o samimi ortam bir anda beni alıyor götürüyor evet. mesela. Ya keza oradaki çocuğu onun dışında hiçbir yerde görmemişim. Tamam ama mesela ne bileyim ya onun için çoğu şey yaparım yani anladın mı? O kafadayım yani. Salon, gerçekten salonun topluluk böyle garip bir aurası var. Ben evet, buna inanıyorum. Kesinlikle. Ben küçüklüğümden beri hep ilk spor salonuna gittiğim zaman hep oradaki edindiğim arkadaşlıklar, oradaki ortam hep böyle kendini ileriye taşıma, birbirini ileriye taşıma da samimiyeti biraz farklı. Bir erkek için bence tabii kadınlar için de böyledir. Bir erkek için bence spor salonunda edindiği dostluklar, oradaki öğrenci, racon, farklı ilişkiler oluyor. Farklı oluyor kesinlikle. Kesinlikle. Peki senin için mesela şu an bu işten para kazanıyorsun. Koçlukta iyi evet. bir noktadasın. Keza sporcusun, sponsorluk gelirlerin, bunlar var. Ya peki sen mesela atıyorum 18-19 demeyeyim de üniversitedeyken diyeyim. Mesela sen üniversitedeyken ya da ilk yarışını yaptıktan sonra diyeyim. Ya bu işten ben para kazanırım diyor muydun? Böyle bir düşüncen var mıydı yoksa şu muydu senin için? Ya ben keyif aldığım bir şey hani şöyle mi diyordun? Hani okulu bitiririm bir yerde işe girerim. Hani anladın mı? Öyle ya aslında şöyle diyor muydun? Ben para kazanmak için çıkmadım. Şöyle söyleyeyim sana. Hı. Eskiden dövüşüyordum biliyorsun. Her müsabakaya gidiyordum. En az 100 tane amatör maçım vardır benim. Hı-hı. Her şampiyon, İstanbul şampiyonası, Türkiye şampiyonu, İstanbul falan Hı-hı. filan. Sürekli böyle bir rekabet içindeydim. Sonra sakatlık yaşadık, iyileştik Hı-hı. falan filan derken bir rekabet arıyordum ben yine. Yine dövüşe devam ettim ama olmadı. Müsabakalar almadılar beni Hı-hı. falan. Benim de bir şekilde aslında aklımda yarışma falan yoktu. Mesela bir gün antrenman yaparken Fatih Hoca geldi bana. İşte sen çok iyisin, yarışabilirsin falan filan Hı-hı. demişti. Benim mesela dink etti mesela orada kafama yani direkt yarışmak istedim. Ve hani hazırlandık, yarıştık vesaire. Ama bu işten ama ben para falan beklemiyordum. Aynen. Hani YouTube falan yaparım diye bir düşüncem var mıydı? İmkanı yok kanka, ben kameranın karşısına çıkacağım da konuşacağım da öyle bir şey nasıl yapayım ben hani anladın mı? Şey, aklın ucundan geçmiyor. Arkadaşlarım semttekiler çok dalga geçer falan. Neler? Ailem dalga geçer hani nasıl utanırım diye. Aklın tabii. ucundan geçmiyor. YouTube yok falan canım, ne diyorsun? Ben de öyleydim çünkü mesela da YouTube falan. Ama yani. Şey isterdim bak mesela o çok oyun oynuyorum ben biliyorsun. CS:GO yayınları yapmak istiyordum evet, o ayrıydı. Evet. Ama YouTube falan ama İmkanı bu arada YouTube yoktu. Senin aslında kaç çok önce başladığın, çok önce başladın. Tabii ben 2019'un sonunda başladım. Sen 2019'un sonunda başladın. Tabii, Emre tabii. YouTube'da çok eski. Ben yani baktığım zaman 2019'un sonunda ben başladım. Hani senin o videolarını falan çok bir bakıyordum mesela bir yıl önce çekmiş video. Hani daha biz o zamanlar video ilk çekmeye başladığımız zamanlar falan. Sen eskisin yani YouTube'da evet, bayağı. Evet, eskiyim. Yani, ama hani konu buralara gelir diye düşünmüyordun ama böyle yok, gelişti. Yok canım, yok imkanı yok nasıl olacak? Peki derslerle aran nasıldı yani üniversiteye gittiğin zaman çok mu kötüydü? Ya dersleri şöyle yapmıyorum. Yarışmaya hazırlanıyordum işte. Buradan kimse öğrenmek derslerden istemiyorum. Derslerden KYK alıp yarışlara hazırlanıyordum. KYK tabii ya var ya KYK artışıyla. KYK ne kurtarıyordu bizi? Şu an ne kadar KYK? Bilmiyorum da haçlık avansına giriyordum ben. Ahmet mesela, KYK ne kadar şu an biliyor musun? 1000 lira var KYK. Ya. 1500 falandı. 1500 TL falan mı ya acaba? Ya şu KYK neydi ya? Ben benim harçlık avansı yatıyordu, harçlık avansı bitiyordu. Hiçbir zaman artıyı görmedim. Hiç artıyı ben de görmüyordum. KYK geliyordu, ona göre planlar yapılmış. Oo, şimdi tabii. Ayın ortasında böyle hani diyorsun ki işte 15 güne KYK yatacak. KYK 3 günde bitiyordu benim. Şunu şunu alır falan, gainer falan alıyordum ben de. Çok güzeldi. KYK tabii gerçekten. Tabii o gizli creating kullanmaları. KYK bir üniversite öğrencisinin şeyidir yani gerçekten. Kurtarıcısı. Aynen kurtarıcısı mental olarak. Şimdi geri ediyoruz ama.
Şimdi aynen ödüyoruz da demekle uğraşıyoruz. Olsun güzel, bize bizi çok iyi kurtardı yani baktığınız zaman. Evet. O zamanlar çok iyi kurtardı evet, yani evet. Bizi. O yemektir, carttır, curttur falan filan. Bir anda gelen o para. Bir de ilk başta toplu bir yatıyordu. O çok iyiydi. Aralık ayında 3 aylık mı ne yatıyordu o var ya. O çok iyi. O benim var ya, benim hayatımda kilit noktalardan birisi. Peki hiç böyle bir ay yettirebildin mi o parayı sen yok, kendine? Hayır. Ben de hiç yettiremedim. Yok kanka. Ben zaten, bir haftada bitiyordu. Benim yani. Zaten o para yönetimim biraz kötü. Tamam mı? Kendim. Ya, üniversitede kötü. Param yokken de kötüydü. Benim yani, de. Kötü. O yüzden ben o işlerde çok iyi değilim. Hani bir şekilde çıkıyorduk ayın sonuna ama hani o konuda çok çok iyi değilim yani açıkçası. Ama KYK'dan Allah razı olsun devletimize. Peki şimdi sen bu yarışların hepsini bu zamana kadar yaptıkların hepsi dahil. İlk yarıştan TR'dekileri saymıyorum. Kendi koşunu kendin yaptın. Bu arada bu çok evet. Bu çok zor bir şey. Şimdi insanlar bunun empatisini kuramıyor büyük ihtimalle ama yani çünkü bir insanın kendi koşunu belki başka son bir aya kadar yönetirsin. Ha, belki başka bir branşta yapabilirsin bilmiyorum. Belki başka bir branşta da yapamazsın ama vücut geliştirmede kendi koşunu yapıyor olmak zor bir iş. Çünkü yani çünkü işin içine mental olarak çok fazla faktör giriyor yani seni etkileyecek. Evet, o yüzden dış etkilenmeyen bir güç lazım ki senin çizgini çeksin. Peki senin bu süreçte mesela en çok zorlayan şey ne oldu kendi koşunu yaparken? Atıyorum sabah uyandın, forma baktın, ya kuru muyum, değil miyim, ne yesem, ne yemesem onu mu ayarlayamadın? Yoksa ya ilacı az mı alıyorum, fazla mı alıyorum onu mu ayarlayamadın? Yani senin için kendi koşunu yaptığın zaman en çok zorlandığın konu neydi? Ya keşke birisi olsaydı, keşke bir koçum olsaydı dediğin bir nokta var mı? Şöyle, şimdi her işin bir matematiği var. Biz ne diyoruz? Biz yarışmacı hazırlıyoruz. Mesela diyoruz ki stresten uzak duracaksın. Baş düşme. Evet. Ya ben buna da kendim uyguluyorum. Mesela yarışmacıya ne... Bu zaman kadar çok yarışmacı hazırladım ben. Hani dünya şampiyonu öğrencim bile varmış. Abdülsamet Çevik diye. Hani onlara ne uyguluyorsam aslında kendime de onu yapıyorum baktığımda. Yani adamlar da işe yarıyor. Görüyorum. Ben de daha önceden hazırlanmıştım zaten. Onları da hatırlıyorum. Aslında nabza göre şerbet ya. Ben mesela sabah kalkıp forma bakıp ona göre kardiyo yapıp yapmayacağımı falan karar veriyordum. Öyle söyleyeyim sana. Hani hatta bazen Sena'ya soruyordum. Yapayım mı yapmayayım? O da yapma diyordu. Yat diyordu. Yatıyordum. Ben şuna inanıyorum. Belli bir kıvama gelene kadar çok yoracaksın kendini. Hani harbiden yoracaksın. Yorman gerekiyor. Ama belli bir kıvamdan sonra mesela yokuş yukarı yordun. Yokuş aşağı inerken artık zaten vücudun ivme kazanmış. Hızlıca gidiyorsun. O saatten sonra dinlenmek senin için daha önemli. Yani son bir ay aşırı şimdi forma göre değişir veya kişiden göre değişir bu. Hani bu benim için doğru olan bir şey. Bunu söyleyeyim de şimdi herkes öyle yapmasın. Sonra patates formalar görmeyelim. yani belli bir kıvamdan sonra ben aynen. Son 20 gün özellikle dinlenmeye özen gösteriyorum. Hani kardiyoları biraz azaltıyorum. Hatta belki kaloriyi biraz anladım. Yükseltiyorum. Ayağıma niye vuruyorsun? Ayaklarım ağrıdı kankasıdır. Yani burada en çok zorlandığın nokta ne peki? Onu formumu ver. Çok iyi görmesem de iyi olacağını biliyorum son hafta peak week'te. Ben hani formumu peak week'e hazırlarsam onda stabil gitmeye çalışıyorum. Yani o zaman herhangi bir koça ihtiyaç duyduğun bir yani böyle yani zorlandığın şöyle, mesela zorlandığın nokta olmadı mı yani onu soruyorum. Çok yani. Zorlandığım bir nokta oldu Prag yarışında. Şimdi 8 gün kala biliyorsun. Keşke biri olsaydı dediğim bir o nokta. Zaman dedim işte. 8 gün kala dedem hastaneye yatırılmıştı. Ne yapacağını bilemedin. Bilemedim. Tamam mı? Şimdi oradaydım hani hastanedeyim. Ertesi gün şeye gittim işte İtman'a. Lan bir baktım forma. Lan dedim bu ne amına koyayım? Yarın ben dedim. Aynen çok kötü. Peak week'e başlayacağım. Evet. Mental olarak mesela bir koç olsa orada. Ha, lan dedim ne yapmam gerekiyor? Sonra durdum şöyle bir dua ettim önce. Allah'ım dedim sen bana yardım et dedim. Emre dedim ne yapıyorsan devam et. Gelecek lan benim form. Geldi. O gün biraz daha sert antrenman yaptım. Bırak bu arada en kuru geldi. Formu Emre'ni. Sonra geldi. Yani en kuru formundu. Ya burada aslında kim kendine koçluğun zorluğunu şimdi ben empatisini kursun diye arkadaşlara biraz bahsedeyim. Bence en büyük sıkıntı şimdi bir yarış hazırlığında birisini dinlemek belki senden daha az biliyorsa bile senden daha az ben buna inanıyorum senden daha az biliyorsa bile bir sporcunun üstüne çok büyük mental bir yük alıyor. Bir o kadar açlığın dibindeyken ne yiyeceğim, ne edeceğim, form geliyor mu, gelmiyor mu, kilom düşüyor mu, düşmüyor mu? Tabii ki de bunları düşüneceksin ama hani ne yapman gerektiğini SS etmen, düşünmene gerek kalmayacak. Şunu kullansam mı, bu ilacı mı kullansam, bunu kullansam mı? Bu değişkenleri... Kafadan çok büyük bir yük kalkıyor. Bu değişkenleri birine salıyor olmak senden daha az bilse bile çok... Yani tabii ki de güveneceksin koçuna çünkü koçun ne diyorsa odur. Fix, yapman lazım. Fix. Yani. Sen eğer birisine koç diyorsan ne diyorsa odur. Ben öyle düşünüyorum. Hani evet. Bundan sonra ben mesela Cameron'la çalışırken de bu mantıkla ilerledim. Belki mesela onunla da bu arada Cameron'la hala konuşuyoruz. Mesela yarış hazırlığında çok böyle mental anlamda hani çok uyuşmadığımız noktalar vardı mesela. O zaman da konuşuyorduk ama A dediyse A. Hiçbir pirinç bile fazla yemem etmem. O kafadaydım. O yüzden hani senden daha az biliyorsa bile bir kişi ya da senden daha
tecrübesiz olsa bile birisine bir şeyleri bırakmak seni çok mental olarak rahatlatıyor. Emre'nin de aslında buradaki çok bence başardığı şey bu. O kadar stres, yani stresin içinde işte dedenin sağlık durumu maddi olabilir, kaygı olabilir, ne bileyim açlık. Açlık zaten kendi başına stres. Evet. Yorgunluk. Ya bu kadar sıkıntılar o zaman şu çok kötü bir durum. Sabah kalkıyor. Kötü bir durum değil. Zor bir durum. Kötü değil zaten. Kötü olsa kötü zaten değil, bu kadar iyi form çıkarmazdın. Zor bir durum. Sabah uyanıp forma bakıp ya 200 pirinç yemeliyim, 300 pirinç yemeliyim, kardiyoyu kesmeliyim diyebiliyor olmak, bunu tahminine bulan, bunun analizini yapabiliyor olmak büyük bir başarı bence. O yüzden bence kendi koçluğunu yapıyor olman mükemmel bir şey. Eyvallah. Vallahi bence çok zor bir şey. Çünkü çok yani, zor bir şey bu arada. Çok ya. Zor bir şey gerçekten. Hani. Evet. Bu anlatılmaz bence. Bu, ama anlatılmaz. Bunu anlatılmaz hani, yarışmaya çalışan herhangi bir arkadaş bunu çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Peki ileride bir koça çalışmak istersen bu kim olur? Senin için bir koç, senin için bir koçun en önemli kriteri ne olmalı? Mesela bir koç seçerken neye bakacaksın? Neye bakacağımı söyleyeyim mi sana? Çok ilaç kullandırmayacak. Direkt güzel. İlk kriterim bu benim. Güzel bir kriter. Çok ilaç kullandırmayacak. Çünkü zaten ben de Sen o zaman beni tanıyorsun. Evet, bu mantıklı ilerledin. Çok fazla şey yapmıyor. Senin için bir kriterlerin en önemlisi çok fazla bir ilaç kullanımı olmadan. Bir de yani şey hani tamam belki sonraya gelene kadar öyle dakikasında şey yapmam, hani mesaj beklemem ama hani sonra ilgi alakası iyi olması lazım. Anladım. Bu iki kriter senin için önemli. Peki kafanda bunlara uyuşan birisi var mı, ileride çalışırım dedin? Ya açıkça söylemek gerekirse çok bakınmadım yani. Ha. Demek ki yok kafanda. Ama şey istiyorum. Tabii. Atıyorum hani pro kartı aldıktan sonrası için mesela Olimpiya için istiyorum bir koç. Tabii bir koçun tabii ki de böyle. Ya aslında ben çoğu koçun mesela yaptırdığı sistemi de biliyorum. Şimdi arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii ki de. Ya bizim ulaşamayacağımız hiçbir şey yok bu arada. Evet, açık yani, konuşmak gerekirse yani. Yani herkes de hani kimin ne yaptırdığını az çok bildiğim için o yüzden de çok açıkçası. Ama bir koçun birkaç faydası daha var bence. Bir, hakemleri tanıyor olabilir. Evet, hakemleri PR, tanıyor olması PR torpil için. Değil tabii ki de. Tabii PR ki. Yarış seçebiliyor olması lazım. Hangi yarışa kim yarışıyor onları. Mesela Avrupa'daki popüler koçların hepsi en baba yarışmalarda kim yarışacak, kim yarışmayacak, onlar nasıl yarışmalar falan, onların hepsini ayıkan insanlar. Bu önemli bir PR. Koçun zaten stratejik hamle yapabilmesi tabii lazım. Yani PR önemli bir nokta. PR çok, çok önemli. Ya baktığınız zaman bir koç popüler bir koçsa seni birçok kapı açabilir. Ben isterim Henry Ramat'la çalışmak. Kim istemez ki? Anladın mı? Henry Ramat'ın storiesi. Henry Ramat'ın storiesinde yer almak kim istemez? Almaz. Kral. Evet. Yani şu an kafanda bir şey olmadı. Belirlemedim diyelim. Bir koçla çalıştığın zaman sen de bu arada şunu biliyorum. Eskiden bir çok Fatih sağlığımdır. Hoca. Fatih Ceylan'la hazırlandım. Fatih Hoca'ya çalıştığın zaman ne dediyse yaptım. Ne dediyse, sen de o kafadasın. Güzel de form çıkarttın. Kendinde de öyle misin peki? Kendimde de öyleyim. Yani kendi koşunu yaptığın zaman. Tabii lan. Aynen. Tabii 151 gram mı? Çıkartırım 1 gramı kanka. Aa çok iyi. 1 gramı çıkartırım çünkü... ama o 151'in üst sınırında kalacak, anladın mı? Bir tane bir tane. Şimdi Emre'nin zaten ilk koşula, ilk yarışmaya hazırlandığı zaman bir tane beslenme planı atılıyor. Orada tuz ve... Ya Fatih Hoca'yla şöyle, bunu biz bu arada Fatih Hoca'yla da sonrasında konuştuk. Öyle değil mi? O attığını hatırlıyor. Ben de görmediğim için. Ya sonuç olarak görmemişsin yani. 60 60'tı zaten Fatih Hoca. Hani evet. Görmemişsin yani. Ben de görmediğim için mesela 4 ay. 4 ay. 4 ay aynen bulk boyunca. 4 ay bulk yaptık. Bulk boyunca yağ ve tuz sıfır. Sıfır. Sıfır ya. Ya bu aslında mükemmel bir adammışlık örneği. Çünkü hani bakıyor adama diyorsun ki ya tuz alma diyorsun. Adam şunu bile demiyor. Amına koyayım biz niye tuz almıyoruz diye düşünce yok. Ya anladın ya mı? Ya bir de ben o zamanlar hani bu kadar bilgim yoktu mesela. Aynen. Hangi ilacın ne işe yaradığını falan tabii. Çok bilmezdim. Aynen. Mesela Fatih Hoca da o yönden hani bütün zaten yük ondaydı. İyi yönetmişti o süreci. Bazen bilmiyor olmak iyi bir şey. Evet ben her şeyi salmıştım. Aynen. Hani her şeyimi Fatih Hoca yapıyordu benim, öyle söyleyeyim. Bazen bilmiyor olmak iyi bir şey. Çünkü bir şey bildiğin zaman özgüvenli oluyorsun. Özgüvenli olduğun zaman hallederim diyorsun ya da işte bir şey olmaz kafasına, ama bir şey bilmiyorsan ondan korkuyorsun, çekiniyorsun. O yüzden neyse ne, anladın mı? Bazen o benim kafama çok düşen bir düşünce. Hani bir şey bilmediğin zaman mesela ilk vücut geliştirmeye dergilerinden yaptığım zaman mesela orada diyordu ki işte ara öğünde 3 badem 2 inci falan. Ama var ya bak ya bir tane fazla badem yemezdim, anladın mı? Onu böyle paketler anladın mı? O bademi falan yerdi. Aşağı olsa ne anlatıyor bu derim tabii, ama o zamanlar insan farklı bir kafada oluyor. Sen mesela çok araştırmacısın. Ben öyle değildim mesela o zamanlar. Anladım. Hani salıyordum kendimi, hani bilen birisi varsa güvenim. Ama senin de tecrüben çok. Benim zaten bu arada üniversiteye gitme nedenim neydi biliyor musun? Ben spor salonlarına göre üniversite tercih ederim. Yemin ederim sana. En iyi spor ederim. Salonu orada diye. Yemin ederim sana bak. Tam tercihler kapanacak. Son belki bir önceki gecesi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni görmemiştim. Annem dedi böyle bir üniversite var. Baktık, spor salonuna baktın. Spor salonuna baktık. Bir de haber var. Fatih Hoca işte dünya üçüncüsü olmuş diye. Fatih Hoca'yı gördüm. Aa dedim, çok iyi. Ben dedim burayı yazıyorum. Çok iyi ya. Aldık onu üste en son tercihimde. Üçüncü sıraya mı, dördüncü, ikinci sıraya mı ne aldık? O gelmişti mesela, öyle gittim. Çok iyi. Anladın mı? Her şeyde bir hayır vardı. Böyle yani, işte yarışma sürüyordu. Tabii tabii, böyle buralara oldu. Kadar geldi. Ya konu zaten böyle bakıyorsun mesela. Ben hep şunu düşünüyorum. Eskiye bakıyorum mesela. Ufak ufak saçma sapan şeyler böyle birleşe birleşe buraya gelmiş. Evet, evet. O çok garip geliyor. Mesela evet. Ne bileyim işte buraya taşındın, şöyle oldu, şu şöyle falan filan. Baktın noktalar birleşe. Çok enteresan ya. Bu tesadüf olamaz yani, anladın seke, mı? Seke konu buraya geliyor. Evet. Belki oraya değil de bir başka bir yere taşınsan konu buraya gelmeyecek mesela. Kesinlikle. Çok farklı, çok farklı gerçekten olasılıklar var. Benim hayatımda bu şekilde çok aynen tonla şey var. İnsanın şey yakaladığı nüanslar oluyor böyle. Peki kendi koşunu son olarak benim merak ettim. Kendi koşunu kendin yapabiliyor olma özgüveni sana nereden geldi? Sen kimsin? Çünkü şunlardan mı? Tonla yarışmacı hazırladın. Bu bir kanka, nokta. Kanka zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bir nokta. Şimdi zaten tonla yarışmacı hazırladım. Bir. Her gün onun formuna bakarak kendime yaptığım muameleyi ona yapıyordum. Rusya hazırlığında. Hani bunlar olduğu zaman hani kendime de yapabilirim dedim. Bu şekilde anladım. Başladım zaten Rusya hazırlığına. Hani yoksa şey değil yani, öyle durup dururken böyle şey olmadı. Ben yapayım. O zamana kadar belki keza zaten 25 tane 30 tane yarışmacı hazırladım. Kendi hazırladığın sporcular da oldu. Tabii. Geçen hani. Birçok şampiyon çıkarttığım oldu. Birçok evet. Hani kart aldırdığım bile oldu yani. Evet. Koşunu yaptığın evet. insanlar. Fahri hazırlayıp kart aldırdım. Yani mesela. O yüzden mesela bunun tecrübesi de belki sana yani aslında yeter. Baktığın zaman evet. Hani bunları yapabiliyor olmak bile yeter. Hani çok fazla bir şey, arkasını doldurmaya gerek yok. Keza bunlar yeterli. Allah teşekkür. Kaç dakika olmuştur? Bayağı oldu ya. İyi konuştuk gerçekten. Ve ne ilk kadar oldu Ahmet? Ahmet uyumuş. Ahmet uyuyor. Beyler şu an. Ahmet'im gözler şişmiş. Sorular bitti mi bro? Sorular bitti. Valla ilk bölümden daha iyiydi. Daha akıcı oldu. Teknik aksaklıklarımız daha az oldu. Tek attık gibi bir şey. Bugün Şubat'ın ilk günü bu arada. Senin yarışana evet. Yani 12 hafta. Nisan Mayıs. 12 hafta değil, 16 hafta. Yok 13 hafta. 14 hafta var. 16 hafta falan var. 14 hafta var bro. Öyle mi diyorsun? 14 hafta sonra Poland'da yarışıyorsun inşallah. Ama ona ben karar vermedim dayı ya. Haftaya başlayacağız. Bahar yani. Buradan bir kanat yemeye gideriz. Şu an mesela çiğ... Kanat değil ya. Ne bileyim, et döner falan yerim. Ben kanatçı oldum ya. Kanat bilmiyorum. Nedir ya? Şey mi? Geçen ama çok güzel bir kanatçı var. Sürekli dizide mi oynuyorsun buram sen? Çok oradaki güzel. Kanadın mevzusu farklı biliyorsun. Öyle mi? Bilmiyordum. Evet, neyse. Çok güzel bir kanatçı var ama. Mesela şu an diyetin nasıl? Full time. Mesela ilaç kestim ben. Ben ilaç kessem yemek yemem büyük. Şaka. Ya şöyle. Ben de natürel yaptım beyler 7 sene falan. 3 öğün temizliyorum. Bir öğün pisliyordum falan öyleydi. Şimdi son birkaç gündür 5 öğün yapıyorum. 5 öğün temiz. 3 öğün pis değil. 5 öğün temiz falan yiyorum kanka. Yani bozmamaya çalışıyorum. Pis en çok yediğinde. Bu arada ben bu aralar şöyle garip bir şeye sardım. Ben bak. Hamur işi ya. Of, hamur işi zaten bela bir şeydi. Ben bak yıllarca yani full cheat yapan birisiyim zaten biliyorsun. Hiçbir zaman market ürünü almazdım. Mesela markete girip paketlenmiş. Kanka bela ya. Abur cubur almazdım. Sena tamam. Alıyor mesela bak, dolabı açıyorum. Onları mecbur yemek zorundayım anladın mı? Ne bileyim ben pizza söylerdim, burger söylerdim. Tamam ne bileyim kanat manat böyle güzel şey yani onları. Ama market ürünlerim garip böyle bir olayı var anlamadım. Dün hoşbeş aldım mesela. Bak, o yüzden hoşbeşi lisede yemişimdir. Gittim, çok güzel değil mi? Hoşbeş aldım. Benzinlikte benzin alırken yolda gördüm aldım işte üstünde hemen. Dedim, bu ne güzel bir şey. Lan kanka paketli gıdalara bulaşırsan. İnip bir tane daha alsan. O kadar güzel yapmışlar ki. Bulaşınca bırakılmıyor. Evet, paketli gıda daha bela bir şey. Yani şey kesinlikle. Anlıyorum bu mesela. Ebe söyle daha iyi yani. Aynen. Yani kilo mesela iştahlı bir döneminde gerçekten sürekli yersin yani. Evet. O mesela bir tane hoşbeş var ya onun kalorisi evet. Muhtemelen bir pizzayla aynı gibi bir şey. Büyük ihtimalle olabilir. Full şeker zaten. Evet, full şeker, yağ full. Ama tadı çok iyi. Çok iyi kanka. Yenir evet. Ya. Hoşbeş çok iyi yapmışlar. Buradan hoşbeş reklamı. Hoşbeş cips sekansı da çok iyi. Yer fıstık cipsler. Ben cipse bu arada hastayım. Cips her türlüsü. Özellikle patatesin şu yuvarlak olanları. Alaturka mı peki? Alaturka'yı. Bu arada çoğu kişi sevmez ama ben bayılıyorum ona. Oğlum Alaturka'yı sevmeyen var mı ya? Kanka Alaturka ben kimi tanıdıysam sevmiyor Alaturka'yı. Evet garip. Ya paketlenmiş gıdalar bela. Mesela artık sıkıldık pizzadır, burgerdir yedik hepsini yedik ya anladım. Ama mesela paketli kısmında tonlarca çeşit var. Mesela sırf Milka'nın 10 çeşit çikolatası var zaten. Ben son bir aydır paketli gıdalara doydum. Daha da yemek istemiyorum. Paket. Evde kalmasın diye hepsini de yedim. Evet paketli çiğitir farklı bir sekans gerçekten. Bela bir sekans. Özellikle bu, bilgisayar başında koçlara bakarken veya oyun oynarken zaten falan. Zaten bilgisayar başında bir şey yemek sıkıntı bela, ya. Bela. Çok sıkıntı.
Evet. Şu an mesela hep tavuk mu yiyorsun? Ben mesela kırmızı ete sardım bu sıra. Yok ya. Protein ucuz. Tavuk ucuz da. Kırmızı ete sardım. Mesela kırmızı et, ne bileyim, daha yenmesi kolay geliyor. Bu arada kırmızı et diyorum. Tavuk bir tabii yenmesi daha kolaydır. Tavuk... Bence de öyledir. Tavuk bir oyunda var mesela. Ne bileyim, kırmızı et sen mesela çok sevmediğinden mi yemiyorsun? Yemiyor musun yani? Kıyma falan. Kanka yani. Kıyma belki hani yenebilir de. Yenir de her gün her gün de. Evet. Hem bir kere benim bir de şey, kırmızı et sindirmemde sıkıntı var. İntolerans. İntolerans değil de uzun sürüyor benim sindirmem ya. Ölçtün mü ben? Ölçtüm ben. Bu stüdyoda bu podcast'i çekmemizi sağlayan Protein Ocean ailesine teşekkür ederim. Sitede yapacağınız her alışveriş için Alafon kodunu kullanıp ekstra bir %10 indirim sağlayabilirsiniz. Podcast'e devam edelim. Tavuk mu full yani bütün 5 öğünün temiz? Mecbur, mecbur. Ucuz dayı. Protein tozu ne kadar içiyorsun? Aa, 100 gram vardır. 100 gram ben de içiyorum. Ama bu şu an 100 gram içmiş. Şu an 50 gram maksimum da. Şeyde, yarışma hazırlığında 100 gram. Ama senin hiçbir şeyin spesifik, ben mesela ben Emre'nin karnını hiç şiş görmedim. Oluyor lan. Hiç şiş görmedim. Oluyor. Şiş dediğin şu kadar şey olur. Benim dün vize görüşmem vardı. Oğlum sen 160 sabah poğaça yedim, tamam mı? Kanka midem bir şişti. Bir şey soracağım sana. Midem bak. Öyle şişiyor ya miden? Sıçarken zorlanıyor mu? Şöyle daha rahat sıçıyorum. Rahat mı? Ya kayıyor mu? Kayıyor. Daha rahat sıçıyor. Ya şöyle yani mesela midem bozulduğu zaman yani daha rahat tırnak için yani çok optimal bir sıçış olmuyor ama sıçıyorum. Sıçıyorum yani. Senin mesela sıçma ne zor mu oluyor? Benim rahat değil. Bende sıkıntı yok. Ben normal insan gibi sıçıyorum ama senin hani normal insan gibi yani olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kol bırakıyorsundur. Benim günlük... Teksifon'a gidiyor mu? Normal gündelik çok sıkıntı da hani. Kaç kere? 7000 kalori yiyen birisi nasıl sıçıyor? Kanka orada 7 kere sıçıyorsundur sen kalori başı. Yarış hazırlığında hiç sıçamıyordum ya. Kanka, bilmiyorum, evet, çok çirkin soruydu. O sorun sende vardı abi. Evet. Emre'nin çay vardı bir tane, onu içe. Ödem o da çayı. Ama o... Sinemaki attın mı içine? Sinemaki... Kanka sen ben sağ sinemaki... direkt ishal ediyor ama. Ben sabaha kadar sinemaki içiyordum kanka. Ben kafayı yemiştim kilom düşmüyor diye. Kanka sen neden o zaman tuvalete çıkamadığını söyleyeyim mi sana? Bir şey yemiyordum. Bir şey yok daha ama o yüzden yani yakıyordum. Bir şey yemiyordum ki aynen. Düşündüğün zaman 3000 kalori alıyorsun. 3000 kalori alıyorum. Hayvan gibi kardiyo uyarıcı var. Ama işte insan o zaman kafasına öyle bir takıyor ki o sıçama. Bu arada uyarıcıyı çok hani yüksek alınca gerçekten tuvalete çıkartmıyor, onu ben sana söyleyeyim. Ben, yakıyor. Evet. Ben mesela uyarıcı almıyorum. Çok. Yani. Maksimum 20 miligram klen yani. 20 miligram daha. 6 katını alıyorum. İşte. Yani öyle olunca kanka ben çıkıyordum mesela. Günde 1,5 kere diyebiliriz yani. Sen hiç Turamel almadın. Aa, Turamel şey 2019'da aptallık edip fazla almıştım. Evet. Kassız kalmıştım. T3, T4. Çok popüler bu sıralar Türkiye'de de. Bazı şu an hiç kullanmıyorum. Çok fazla kullandırıyor. Yani. Çok fazla kullandırıyor. Kan testine bakmadan çok gerek yok. Yani çok yüksek dozlarda zaten hiçbir mantığı yok. Replacement dozlarında en mantıklısı. 2019'da ben işte Türkiye'ye kendim hazırlandığımda çok fazla kullanmıştım. Senin o şey... İki Ghost Rider formu. İki Turamel, iki Levitron falan alıyordum, öyle söyleyeyim sana. Hani gereksiz yani. Zaten kas kütten ne yapmak? Sen ama orada da iyi kurusun. İyi kuruyum da kanka, gereksiz hiçbir yani. Şey yok ama. Artık katabolik forma girmişim. Hani katabolikliğin o suyu vardır. Onu atmaya çalışıyorum. Daha da fazla yükleniyorum. Günde 2 saat kardiyo falan. Acaba bu yarış kaç kilo olursun? Çünkü mesela Emre rebound'dan sonra kaç ilk defa 100 kilonun üstü gördüm seni. Daha önce hayatında 100 kilo... 106-107 yok görmemem. 106, 100 kilo gördüm de 106-107 kilo oldum ben. Geçen Furkan buradaydı, onunla konuştuk. Gerçekten ben mesela spesifik fiziği çok iyi değişen kişilere baktığın zaman hep yarış sonrası. Hep yarış sonrası. Mesela Emre hayatı boyu 100 kilonun üstüne çıkmadı. Bu yarıştan sonra... Bir de temizleyerek çıktım. O her story'de ben mesela şoka giriyorum. Ne oluyor amına koyayım diyordum yani, anladın mı? Size'lanıyorsun, kurusun. Ve hani ilk defa 100 kilonun üstüne çıktı, 106 kilo oldu. Mesela Furkan'la da bunu konuşmuştuk. Onun için de İtalya yarışı sonrası. Ama mesela senin için bu yarışta dibini gördüğüm bir yarıştı. Evet. Ve ben de mesela dibini gördüm bu yarışta. Bir anda mesela 138 kilo olurken olmaya zorla... Bir dakika dur da amına koyayım. Dur bir gül be. 138 kilo olmaya zar zor 140 kilo olmuştum geçen o sezon. Bunda direkt 150 oldum 3. Ya, işin garibi ne biliyor musun? Ben Prag yarışına hazırlığına başlarken... Prag. 93 kilo. Fırat. 93 kiloydum dayı. Kestim lan kendimi. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bırak şu bıçağı. 93 kiloydum. Çok sıcak. Şu an 1,5 aydır hiçbir şey kullanmıyorum. 99 kiloyum. 99,5 kiloyum. E ne kullanmıyorsun? Sarp mı alıyorsun? E hiçbir şey almıyorum oğlum. Sarp ne amına koyayım? Tamam, sen jelibon var daha iyi. Yani şu an
hazırlığa başlayacağım. Hı-hı. 99 kiloyum düştü. Yani benim kilo düşmem lazım mesela. Evet. Nasıl vereceğiz onu? Kenan abi, proda sınırın kaç? O yüzden kaç? De birazcık kestim aslında. Proda sınırın kaç? Baktın mı hiç? Kanka şöyle 0.8 santim daha uzun olursam. Yani 1.77 çıkıyorum. Tamam, o çok uzatılır. 1.77.8 çıkarsam 91.6 kilo. Topunu kaldır biraz içtir. 91.6. İyi. 91.6 iyi. Ama 1.77.8'in altında kalırsam eğer yani 88. Aa çok kötü. Tatsız. Ya bence bak bir, ya şunu ben size getirmeleri bir yandan iyi oldu ama. Ya kanka çok. İnsanın gerçekten kilo sınırı olması mental bir sıkıntı. Bak ben şunu hatırlıyorum. Amatörde yok bu arada şu an. Amatörde yok da. Yani 95 kilo da çıkarıyorum yani. kartı alıp kilo düşeceksin mantıksız. Bu arada ben bu mesela gideceğim yarışmada muhtemelen en düşük kilom yani en dip 93 falan 93 falan. Bence de %100. Bir de Emre zaten yarışta büyüyor. Ya büyümüyorsun da kilonu sabit koruyup büyüyorsun aslında. Yani mesela bu kilo sınırı olduğu için mesela rebound ben alma taraftarı değilim açıkçası evet. Bir sonraki yarışlarda. Öyle bir sıkıntım yok artık. Ben zaten yarışmam. Ama insanın kilo... Kayır. Kayır. Bir insanın kilo sınırı oluyor olması kötü bir şey gerçekten. Evet. Baktığın zaman hani ne bileyim hani sürekli kafanda bir rakam var. O olacak mıyım? O olacak mıyım? İnsanı mental yoruyor. Men's fizikçiler de artık bundan sonra mecbur bunlarla uğraşacaklar. Evet. Pro arkadaş tabii, pro olan başarılı arkadaşlar. İşin tadı tuzu diyelim buna da dayı. Vücut geliştirme mi be? Ömrümüzü verdik. Başka ne yapacağız ama? İyi bakalım. Evet. Hoş geldin lan buna. Hoş geldin. Tekrardan çekiyoruz. Bir süre kayıt almamışız. Ananı. Of çekmem. Çekmem, atmam, bir bölüm atmam kanka. Çok da güzel muhabbet döndü. Çok İnşallah da güzel muhabbet. Almıştık. İşte geçen ne oldu biliyor musun? Biz konuştuk Furkan'la bunu. Kanka ikinci kere konuşmak çok tatsız ya. Bak, oğlum zaten iyi. Ya. Bak konuştuk yarım saat. Bak, şu an yoruldum mesela. Ben dedim ki neyi soracağım ben? Tamam, tekrar da onları sormaya çalışıyorum. Samimiyetsiz bir ortam oluşuyor. Furkan'ın yüzünde böyle bir samimiyetsiz bir gülü şey Furkan var. Furkan bir de şey sekans kaymıştır onun biliyor musun? Garip. Hani şey çok garipti. İnşallah öyle bir durum yaşamayız. Çekmem büyük ihtimalle. Ahmet kayıttayız. Ahmet her şey olduğunda mı lan? Arabaya bakalım mı? Öyle mi? Sen telefonda ekran süren 2 saat oldu. Yok, uyudum. Uyudun mu? Evet. Ahmet uyumuş beyler. O zaman izninizle Alaf kestin. İkinci bölüm. İkinci bölümünü kapatalım. Her şey için teşekkür ederim Emre geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Davet ettiğin için. Adamsın. Bu fırsatı bir daha yakalayamazsın. Kamera arkasında Ahmet'e teşekkürler. Kendi uykusunu aldı, enerjisini depoladı. Thank you so much. Evet, Allah kesin bir bölümünden daha bir bölümünün daha sonuna geldik. Karton bardaklar için teşekkürler. Bir sponsor bulursak bardaklar için bize yollayabilir. Allah kes basılı. Ocean bardağı mı be? Allah kes basılı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Peace out.